بسم الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلق قدام زردا دوامه إن شاء الله. وله شاء الله. على شاء الله. Arbaatı aksamin demişti. Manaya delalet eden nazım için dört taksim var demişti. Aksamdan murat taksim. Kısım, yani taksimat yani. Taksimler var. Dört tane. Nasıl? Ve hasebi ahvalin haller itibarıyla. O haller ki tercih ila marifetil ahkami. Ahkamı bilmeye dönen haller itibarı. Yani bizim dört tane taksim var ki göreceğiz bunları. Yani dört taksim dediğimiz bir vadı itibarıyla, iki delalet itibarıyla, üç istemalül mütekellim itibarıyla, dördüncüsü de fehmu sami, şevkufu sami, samiin vakıf olması itibarıyla. Burada ne var? Dört tane taksim var. Bu taksimlerden birinci taksim vadı Altında dört tane kısım var. Has, müşterek müşterek, Evvel ki burada Allah husrev cem'i müneker diyecek evvel yerine. Bu şekilde gidiyor. Bunları tafsilatını da verecek zaten. Onun için üzerinde çok durmaya şu an itibarıyla gerek yok. İşte bu dört taksim hangi itibarla ele alınıyor? Bugünkü dersin konusu bu. Ve hasebi ahvalin halleri itibari. O hallel ki terci'u ila marifetil ahkamı. Ahkama, ahkamı bilmeye dönen haller itibarıyla. Bunlara sonuç itibarıyla avarzı zatiye diyecek. Çünkü e, marifetil ila marifetil ahkam diyor. Hükümleri bilmeye. Hüküm biliyorsunuz delilin sonucudur. Ama mücerred delil yeterli değil. O delilin hallerini de dikkate almak gerekiyor ki onlara avarzı zatiye deniyor. Buradaki ahvalden muradında o olduğunu konu içerisinde zaten anlayacağız inşallah. E şer'iyeti, şer'i ahkamı bilmeye dönen haller itibarıyla dört taksim var burada. Şimdi dört taksimi musannıf neyle kayıtladı? Ve hasebi ahvalin tercih ila marifetil ahkami şer'iyeti diye kayıtladı. Niye? Çünkü al usuliyye. Çünkü usulcü la yabhat bahsetmez. Neden? An ahvalin nazmi mutlakan. Mutlak nazmın mutlak hallerinden bahsetmez. Yani mutlakan kelimesi hem ahval kelimesi hem de nazım kelimesiyle bağlantılı. Yani mutlak nazmın mutlak hallerinden bahsetmez. Mutlak nazım derken kitap ve şünnetteki tüm lafızlar kastedilmektedir. Onların halleri derken, mutlak halleri derken, biz mesela burada hastır, hal, husus, andır, umum. Bu şekilde gideceğiz. Müşterektir, iştirak gibi. Ama haller bu kadar değil ki. Mesela haller ne gibi başka haller? E, kelime muhreptir. Biz o açıdan ele almayacağız kelimeyi. Bunun da i'rab hali var. Mebnidir, bina hali var. Marifedir, tarif hali var. Nekredir tenkir hali var. Tüm haller itibarıyla ele alacak değiliz. Usulcü ancak nereden bahseder? Fenel usulige. Çünkü usulcü rayab hasan ahvali nazm mutlakan. Mutlak nazm mutlak hallerinden bahsetmez. Ben an bel an ahvali aksamihi. Nazmın kısımlarının hallerinden bahseder. Nazmın kısımları demiş olduğu hangisidir? mukayyet lafızlardır. Yani bu 20 taksim altında olan lafızlardan ve onların hallerinden bahsedeceğiz. Onun için 7 numarada şöyle bir ifade var kayıt olarak. Ne diyor? El murad bi ahvalin nazmi nazmın halleriyle kastedilen ma lehu mezidü taallukun fi ifadetil ahkami ahkamı ispat etmede fazlaca ilgiçi olanlardır. E Şer'iyyeti. Ve lem yübeyyen fi Bunlar Arapça ilimlerde beyan edilmediler. Müştevfen tam olarak. Ne gibi mesela bu haller? Kel umum vel husus vel iştirak. Amda umum, hasta husus, müşterekte iştirak gibi. Ve nehu dalik. Ve emmel ahvalul mübeyyene fil Arapça Arapçada beyan edilen haller de var. Ne gibi? Kel i'rab, muhrebin i'rab hali gibi. Vel bina mebni'nin bina hali gibi ve tarif marifenin tarif hali gibi ve tenkir nekrenin tenkir hali gibi. Renkâne lehâ tâlikun fî ifâdetil mânâ. Mânâ ifade etmede bunların da bir irtibat alakası var. Lâkinnel la lâ yebhâtu anhâ. Fakat usulcü bunlardan bahsetmez. Dolayısıyla mutlak hallerden bahsetmez, mutlak nazımdan bahsetmez. Yani darb-ı meşellerden şuradan buradan, oradan usulcü pek bahsetmez. Hüküm ortaya koyan nazımdan bahseder. Dolayısıyla burada feynel usuliyye la yebhatu an ahvali nazmi mutlakan derken mutlak nazmın mutlak hallerinden bahsetmez. Bel <laughs> an ahvali aksamihi nazmın, mukayyet nazmın kısımlarının ki 20 kısımdır bunlar göreceğiz. Onları khas, müşterek, mevvelge gideceğiz. Onların hallerinden bahseder. Haller derken neyi kastediyor? Elleti o haller <laughs> ki leha o haller için var ne? halun tesir var. Ne de? Fi ifadeti tilkel aksami bu kısımların ispat etmesinde ne? Al <laughs> ahkame Şer'i hükümleri ispat etmesinde teşirleri var. Hallerden murat odur. Nitekim bu konunun bağlantılı yerinin sonunda da ne diyecek? Avarzı zatiyedir diyecek. İnşallah geleceğiz ona bugün. Ve tilkel ahvalu bu haller tenhasru zapt edilir bi hukmil istikra küme varım hükmüyle. Küme varım ne demek? Tek tek fertler incelenerek, incelenerek bütüne varıyoruz. Kema Arif'te bildiğin gibi. Ne olur? Zapt edilir. Ne de? Ve ahvali arbaate aksami. Dört taksimin hallerinde zapt edilir. Evet, dört dediğimiz vado, delalet, istemal nedir bir tanesi şey de? Vukufu sami veya fehmu sami fark etmez. Bu. Bu dört taksim buna dair yapılıyor. Oradaki e, ne var orada? Onların her bir kısmının hali var. Onlardan Hali var yani. Ondan bahsedeceğiz. İstikra ile tüme varım hükmüyle bunlarda, bu, bu hallerde zapt edilmiştir bunlar. Dört taksimin hallerinde zapt edilmiştir. Ne? Metinde bahis konusu olan bir hasebi ahvalin derken o haller. Ve Hâdâ derken el beyanı bi kavlina bi hasibi ahval. Yani bizim metinde okumuş olduğumuz bir önceki metinde neydi? Ve lehu aksamin. Manaya delalet eden nazmın dört nesi var? Taksimi var. Ve hangi itibarla dört taksim var dedik? Hâdâ derken şimdiki okuyacağımıza işaret ediyor. Ve hasibi ahvalin tercih ile marifetil ahkami şer'iyeti. Şer'i hükümleri bilmeye dönen haller itibarıyla diyor. İşte bu yani şer'i hükümleri bilmeye dönen haller itibariyle dediğimiz nedir? Huve muradu fahri İslam. Fahrul İslam'ın kastetmiş olduğu da odur. Nerede kastetmiş bunu? Fi fi ma yercu ila marifeti ahkamı O sözünde ma ile kastettiği budur. Fima'daki ma var ya onunla kastettiği budur ve tabii ki sonrasıyla. Şimdi Fahrul İslam diyor ki Aksamun nazmi vel mana Nazım ve mananın kısımları Erbaatün dörttür. Ne hakkında? Fima Şimdi bu ma lafızlar mıdır yoksa haller midir? Molla Husrev'in ifadesiyle hallerdir. Ama şarihlerin ifadesiyle nazımdır. Lafızlardır. İşte bu noktada Molla Hüsrev buradaki madan muradın da Fahri İslam'ın muradının da haller olduğunu ifade ediyor. Ne diyor? Hala <laughs> bu. Yani el beyanı bi kavlina bi hasebi ahvalin tercih ila marifetil ahkamı şer'iyeti. Bu huve muradu fahril İslam. Fahril İslam. Fahrül İslam'ın kastettiği budur. Neyle bir kavlihi demesiyle fahril İslam'ın. Nerede? Ne diyor? Diyor ki akamın nazmi vel mana arbaatun. Nazım ve mananın kısımları dörttür. Hangi noktada fima yercu fima o haller noktasındaki maya haller manasını vereceğiz. Allahu Teala'nın ifadesiyle. O haller ki yercu müracaat ediyor. Neye dönüyor yani? İlâ marifeti aksami şer'i şeriatın hükümlerini şer 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 bilmeye. Fahrul İslam'ın fima yercu'daki ma ile kastettiği budur diyor Allahu Teala. La fahrul İslam'ın kastettiği değildir. Ne değildir? Makale şurrahu. Şarihlerin dediği değildir. Ne demiş ki şair? Şarihler şöyle demişler. İnne hu hu ma'ya gidiyor. Yani bir kavli fi ma yercu ila marifetil ahkam derken fi'den sonra gelen ma var ya. Ha işte o ma ihtirazun ihtirazdır diyor şarihler. Neden? Amma lafızlardan demektir bu. Çünkü açılımını verecek şimdi. O lafızlardan ki lemiyet allak bir o lafızlara taluk etmedine marifetül ahkam hükümleri bilmek taluk etmedi nedir o hükümleri bilmenin taluk etmediği lafızlar Minel kısası kısalardır ve emtali Arbu meşellerdir ve Ke hikmetlerdir vaattir vahittir ve gay bu bu söylediği değil İslamın İslamı değildir yani Fahrul İslam'ın muradı Fima yarcu ila marifetil ahkam derken oradaki madan Fahrul İslam'ın muradı bu lafızlar değildir. Yani kıssaları anlatan lafızlar, dar bu meşelleri anlatan lafızlar, hikmetlerden bahseden lafızlar, vaatten, vaitten bahseden lafızlar değil. Oradaki madan murat nedir? Ahvaldir, avarızı zatiyedir yani. Niye bu değil? Yani maksat bu değil, lafızlar değil fihi çünkü şarihlerin bu dediğinde var. Ne var? E bir bu terkü Terki vacip olana değinmek var. Terki vacip olan derken kün var ne diyor? Mahiyet bu terkü ibareten anca cali ma ibareten anin Fi Fima'daki ma kelimesini nazımdan ibaret kılmaktır. Yahu bu terki vacip olana değinmek olur. Terki vacip olana değinmek olur. Terki vacip olan nedir? Bunlara hiç değinmeye gerek terki vacip bunların. Yani kısaslar, e, kıssalardan, darbu meselelerden onları terk etmek nedir? Vaciptir. Neden? Ya bizim bahsedecek olduğumuz haller, hastaki husus hali, andaki umum hali ve diğerleri. Bunlar o bahsettiğiniz kıssalardaki lafızlarda da var. Dolayısıyla bunu hiç ona değinmeye gerek yoktur. Terki vaciptir bunu söylemek. Bir, iki ve terke taarruz bir mahiz bu derku. idrak edilmesi vacip olana ne var? Değinmek, değinmeyi terk etmek var. İdrak edilmesi vacip olan nedir? Lafızların halleridir. Sen tutar maya, lafızlar manasını verecek olursan ne yapmış olursun? Hiç değinilmemesi gerekene değinmiş olursun. Değinilmesi gerekli olanı, idrak edilmesi gerekli olanı da terk etmiş olursun. Hallerden bahsetmemiş olursun. Bu hallere değinmek niye vaciptir? Onu da bize şimdi tabii ki söyleyecek. Emel evvelu. Terki vacip olana değinmektir dedik. Bu niye? Feli de aksami taksimati fil kısası ve gayriha. Yapacak olduğumuz dört taksimdeki yirmi kısım onların varlığı nerede var? Bulunduğu için nerede bulunuyorlar? Fil kısası kısalarda var ve gayriha. Ve diğerlerinde de var. Ve sani İkinci nedir? İdrak edilmesi vacip olanı Olana değinmeyi de terk ettik biz. Hallerden bahsetmedik. Maya lafızlar manasını verince. Hakikaten değinilmesi, idrak edilmesi vacip olana değinmeyi terk mi ettik? Evet. Niye? Felenne fi zikri mucerredil aksami. Çünkü sırf kısımları terk zikretmekte var. Taruzan lil Bakınız Bakın siz sadece kısımları zikrederseniz mevdu'a, bu ilmin konusuna değinirsiniz. Yani edilleye değinirsiniz bu o la ancak edilleye değinmek yeterli değil. bu yecibu taarruzu <laughs> lil arazi zatiyeti eydan. Arad zatiyeye de değinmek gerekiyor. Akimu salat nedir? Delildir. Nedir? Emirdir. Nedir? Haastır. Bunu söylersiniz ama bu yeterli değil ki. Şişe ne lazım? Hakimus salate emrun mutlakun ve kullu emrin mutlakin yufidul vucube Akimu salate yufidul vucube. Sana yufidul vücube de lazım. Yani avar zatiye odur. Ispat. Yufidden maksat ispat eder. O da lazım sana. Usulcu açısından meseleye bakacak olursan mevdu la yekfi. Yeterli değil. Hüküm ortaya koymada. Ben yeci bu taarruzu lil aradı dati getir. de değinmek gerekiyor. Eydan mevdua değinmek gerektiği gibi. Neden? Yani nafi'a fi marifeti ahkami şer'i. Çünkü şeriatın hükümlerini bilmede fayda sağlayan ilmul usuli, usul ilmidir. Ve hu usul ilmi ise unnama yutahassalu. Ancak elde edilir. Neyle bihima hem mevdu hem de mevduun avarzı zatiyesiyle. Akimu salatı yuhidul vücube diyebilmen lazım. Sadece akimu salatı deyip mevduu delili ortaya koymak yeterli değil. Onun vücubu ifade ettiğini de ortaya koyman lazım. İşte o vücubu ifade etmesi, ispat etmesi nedir? Avadullah Her ikisi lazımdır bize. Onlar burada haller dediğimizden kast de odur. Avad latiyedir. La mavdu fakat sadece mavdu ile değil. Yani şeriatın hükümleri sağ bilinmesi, hükümlerinin bilinmesi. Sadece mavdu o delili bilmekle olmuyor. Aynı zamanda o delilin avadlı zatiyesini de bilmek gerekiyor. Halleri de bilmek gerekiyor. Bunu aslında kitabın baş tarafında çokça anlattık. Fakat ve la taruz lehuma mevdu ve hallere taarruz olmadı. İlla bir mazekerine ancak bizim zikretmiş olduğumuzla oldu. Ne demek o? Fahru İslam'ın fi ma'daki ma'dan murada hallerdir demekle olur. Başka türlü olmaz. Peki. Sümme. Ünne küllem min tilkel aksamil erba'ati. Dört kısımdan her biri Ren kaçımı arbaati aksami. Dört kısma ne yapılır? Bölünür, kısımlanır. Evet. Vadu' dedik. Birinci taksim o. Dört kısım dediğimiz dört taksim. Bu dört taksimden her biri ren kaçımı arbaati aksami. Ha, buradaki kısım kısım manasında. Dört kısma kısımlanır. Mesela birinci taksim neydi? Vado itibariyle olan taksim. Kısımları ne? Dört tane. Has, <laughs> ha, müşterek, müebbel. Bir arbaayın ee, yan kasmi ila arbaat aksamin ne ile bi taksimatin dört taksimle. İlla taniye ikinci taksim müstesna. İkincisi ve innahu mutemmenun o sekiz kısımdır. Çünkü ikinci taksim delalet cihetiyle olan taksimdir ki onun bir vuduh bir de hafa tarafı var. Vuduh dediğimiz zahir nas müfesser muhkem. Hafa dediğimizde hafi müşkil mücmel müteşabih. Bak sekiz kısım o. Onun dışındaki her taksim dört kısım. Dolayısıyla dört tane taksim var. Bir tanesi sekiz, diğerleri dörder kısım olduğuna göre on iki de onlar yapar. Toplamda yirmi tane kısım çıkar. seyit. Taksim evvel. Birinci taksim, hasılın bir itibarı vallahi ey lafsi. Rafsu vall etme itibarıyla hasıl olan ele geçendir. Neye? Rafsu vall etme lehu lil mana manaya. Kaddemehu musannıf vad'ı takdim, takdim etti. Yani öne aldı. Birinci olarak bunu zikretti. Halbuki burada ne var? Vad'ı var, delalet var. i̇stemal tekellim mütekellim var. Fehmu sami' var. Vukufu sami' dediğimiz dördüncü kısım var. önceye neyi aldı? Vad'ı aldı. Neden? Renne sabika. Çünkü önce olan fi'i itibar, itibar etmede. Bu huvel vad'u. da ondan dolayı. Vel baki, geriye kalanlar ise üç tane kızım, kısım neydi onlar? Delalet, istimali, mütekelli, mukufu, sami' dediğimiz müteferri'un aleyhi. Vadı üzerine dallanmaktadır onlar. Onun için vazı evveli aldı. Ve huve, ey, el evvelu birinci şey. Birinci şey derken, vel muradu bihi, bununla kast edilen nedir? El aksamul hasiletu min haze taksimi. Yani vehu huve zamirinde ne var? İstihdam var. Ve o zamirin merci'i, ey el dedik, oh ancak onunla kastedilen ne, birinci taksim altı itibariyle olandı. Ama onunla kastedilen ne, onu anlatıyorsa, o zaman e, burada, zamir ile kastedilen bir şey, merci' ile kastedilen başka bir şeydir. Zamir ile kastedilen el-evvel, ama merci olan evvel ile kast ne? Şimdi onu söylüyor. Vel muradu. Halbuki murad bihi. Bu evvel ile. El aktamul hasiletu min haze taksimi. Bu taksimden, yani vazı ihtimalle bu taksimden hasıl olan kısımlardır. Dolayısıyla ve bu taksimden hasıl olan kısımlar nedir? Erbaatün dörttür. Halbuki vehu'nun merceği el evvelü Niye dörttür? Renle lafza çünkü lafızı. İmkan mevdu anni vahidin hakikiyin ev Çünkü diyor lafız imkan mevdu an eğer vaz edilmişse neye? Li vahidin Hakiki, hakiki bir vaz edilmişse. Hakiki bir ne demek? Zihinde ve hariçte şirki kabul etmeyen, ortağı kabul etmeyendir. Buna hakiki bir derler. İ'tibari bir nedir? İ'tibari bir ortağı kabul eder. Ancak bu ortaklardan katlı o nazar edilir, tek kast edilir. racül kelimesi gibi. İşte ister zeyt kelimesi gibi, vahidi hakik evaz edilmiş olsun lafız. İster racül kelimesi gibi, insan kelimesi gibi, vahidi itibariye vaz edilmiş olsun lafız. İşte bu lafız vaz edilmiş olursa neye? Li vahidin hakikin ev nasıl? Alel infiradi anil efradi. Fertlerden ayrı olarak. Fert mülahazası yok. Çünkü e, itibari olan vahid ya racül kelimesidir. Bunlarda fertler var mı? Veya insan kelime var. İnsan kelimesinin tahtında fertler var mı? Hayvan natık demektir. Altındaki tüm fertleri kapsıyor. Ancak itibari bire konuluyor. Çünkü insan, cani insanın dediğiniz zaman da bana bir adam geldi diyorsunuz. İnsan kelimesi itibarıyla birçok ferdi kapsayacak olsa da o fertlerden kat o nazar edilmiştir ve tek bir fert. O da nedir? Livahidin yu'tibariyin dediğimiz tek bir ferttir oradan Murat. Alel infirat odur. Anil efrad yani fertlerden ayrı olarak. Fevvel khasu bu khastır. Yani hasın üç kısmını da itibari demekle bize vermiş oldu. Hasul ayn ki zeyttir, rivahid'in hakikiyin odur. Hasun nev, racüldür. Hasul cins, insandır. Onlarda da ne var? لِوَاحِدٍ اَتِبَارِيِّمْ var. Fethlerden kat o nazar olarak tek kişi ifade ediyor. Ve inkâne eğer lafız vaz edilmiş olursa neye? لِوَاحِدٍ müşterek. Müşterek bire. Nerede müşterek? Beyne efradin, Fertler arasında müşterek. O fertler ki gayri sınırsız. Sınırsız fertler arasında müşterek olan bir manaya vaz edilmiştir. O bir ki, müstağrikin laha o sınırsız fertleri kapsıyor. Er-ricalu kelimesi. Ne var orada? Sınırsız fertler var. Er-rical kelimesi hepsini kapsıyor. Kapsıyor. İşte onun için fehu'l Ona da derler. Ve in kana mevdu'an birden fazla yavaz edilmişse. Şey. Yani lafız birden fazla manaya vaz edilmişse şey. ayrı vazılarla en az iki mane zaten diyor. Bir vaz'in birden fazla vaz'ı ile bir lafız birden fazla manaya vaz edilmişse fevel müşterek o da müşterektir. Ki gelecek koru kelimesi, karun kelimesi. Bir ile hayza, bir ile tuhura vaz edilmiştir. Bak iki vaz'ıla birden fazla vaz'ıla birden fazla manaya vaz edilmiştir. İşte bunun adı da müşterektir. Ve <laughs> inkâne mevdu'an likesirin gayri mahsurin sınırsız çoğa ne yapılıyor vaz edilmiş. Nasıl? Bir vahidin. Tek bir vazıla ama nasıl? Bila istihrakin. O sınırsız fertlerin bütününü kapsamaksızın. Bir bölümünü kapsayarak. Mesela ricalun. Bak. er -ricalu kelimesi nedir? Tüm racül olanların hepsini kapsıyor. Onun için andır. Ricalun kelimesi nedir? Cem'i münekkerdir. Nekre olan cem'idir. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Fertleri kapsıyor. Hem de sınırsız fertleri bir vazıla sınırsız fertleri kapsıyor ama nasıl kapsıyor sınırsız fertleri? İstihrak yok. Hepsini kapsama yok. Onun için yani er ricalu bana adamlar geldi demektir. Yani ricalun bana bir takım adamlar geldi demektir. Hepsini kapsamıyor bir takım deyince. İşte fevel cem'ul münekkeru. Bu da cem'i münekkerdir. Evredehu bedelel müevvelin. Şimdi hakikaten Diğer usul kitaplarına baktığınız zaman da bu valık itibarıyla olan takşimi kısımlarken ne diyor kısımlarını sayarken ne diyorlar? Has, a, müşterek, müevvel diyorlar. Ama burada öyle demedim Allah'u sürü. Ne dedi? El cem'ul münekkeru dedi dördüncü kısım olarak. Neden? Evredehu cem'i münekkeri getirdi bedel el müevveli. Müevvelin yerine getirdi. Yani diğer usul kitaplarında dördüncü olarak müevveli zikrediyorlardı. Molla Hussev dördüncü olarak müevveli değil de cem'i münekkeri getirdi. Niye? Şundan dolayı değil diyecek önce. Bilakis şundan dolayı. Şundan dolayı değil diyecek, gerekçesini de söyleyecek, ondan sonra şundan dolayı diyecek. Neden dolayı değil? La, şundan dolayı değil. Yani müevvelin yerine Molla Hussev'in dördüncü kısım olarak cem'i münekkeri getirmesi şundan dolayı değil. La değil, neden dolayı? Lenne taqal müevvel. Mutlak müevvel. Mutlak ve evvel derken mutlak müevvel derken neyi kastediyor? İster müşterekten müevvel olsun, isterse hafiden, ister müşkilden, ister mücmelden ilahili. İşte ona mutlak müevvel deniyor. Mutlak müevvel neyse bir <laughs> vallahi mutlak müevvel vadı itibariyle değildir diyor. Ondan yani şundan dolayı değil. Neden dolayı değil? Çünkü diyorlar ki mutlak mevvel vade itibarıyla değil. İcbirinin kaydıyla ne itibarıyladır? Bel bir itibari ra'il müctehidi. Bilakis müctehidin ra'i kanaati itibarıyladır. Yani müctehid kanaat getiriyor ki bu e, müşterek olan lafızdan murat şudur. Hafi olan lafızdan murat şudur ilahirihi. Ve in bakiye tenavuluhu'l vat'i delaleti kalsa da ve udifel hukmi ila hüküm sigaya izafe edilse de vada itibarıyla değildir mutlak müevvel ondan dolayı burada şöyle e, söyleyelim cem'i münekkeri getirdi müevvelin yerine hayır bundan dolayı değil diyorum Allah kusura niye bundan dolayı değil lennel madude min aksamil vad'i vaz'ın kısımlarından sayılan Leyte mutlak el Mutlak müevvel değil ya. ben el min minel müşterek, Müşterekten müevvel olabilir. Yani el madude min aksamil vald'i huvel min minel müşterek. el o müşterek ki yuracahu tercih ediliyor. Bazı mani manalarından bir tane. Neyle bir teemmül? Fî nefsi sigatî. Sıranın bizzat kendisinde teemmül ile ve mülahazatil vad'i ve vad'ı mülahaza etmeyle. Şimdi sıra Vereceğim misale bakalım isterseniz. Kemayiz hakkıyla el kuru fi kavlihi teala selasete kuru. Mevla Teala'nın bismillah. Vel mutallakatu yetarabbasne bi enfuçihinne selasete kuru. Boşanan kadınlar kendi başlarına üç kar beklerler. Karun nedir? Kuru kelimesi karun çoğuludur. Karun kelimesi müşterek lafızdır. Bir vazığla hayza, bir vazığla tuhra vaz edilmiştir. Murat nedir? E tabii ki müştehidin işi bu. Ne yapacak önce? Önce yapacağı iş siganın bizzat kendisinde temmül edecek. Sigane, kur, kuru, karpun, kare, e Bu var. E Kur'an'da da aynı harfler var. Kur'an'ın derken nedir Kur'an'ın özelliği? Cemediçe olmasıdır. Dolayısıyla kuru kelimesinin bizzat kendisine baktığımız zaman da ne var bunda? Cemetme manası var. Şimdi bunu söyledikten sonra ve mülahazatil vazı, bir de vazına bakalım. Vazına baktığımız zaman da iki tane manaya vaz edilmiş ayrı ayrı vazalarla müşterek lafız. Dolayısıyla biri illa tercih edilecek. Hangisi tercih edilsin? E lafzın kendisine baktığınız zaman da cem olma manası hangisinde var? Hayızda mı? Tuhurda mı? Hayızda var. Çünkü kan kadın rahminde toplanıyor. O zaman selasete kur'tan maksat nedir diyoruz biz? Üç hayızdır diyoruz. Şimdi burada şöyle diyor. Ne dedi bu adam Allah hüsre? Dedi ki cem'i münekkeri müevvelin yerine getirdi. Normalde bu birinci taksimde vada itibariyle yapılan taksimde has, a müşterek müevvel deniyordu. Burada müevvel denmedi de el cem'ul münekkeru dendi. Cem'i münekker denmesi niyedir? Onun gerekçesini şimdi söyleyeceğim. Ama şu anlattıklarımızdan dolayı değildir. Peki niyedir? Ben tekellüfin fihi. Çünkü müevveli kısım yapmada ne var? Tekellüf var. Söyledik ya müştehidin ra'i giriyor oraya ilahiri. Bir, iki ki asıl önemli olan budur. Ve daruletin fi itibaril cem'i münekkeri. Cem'i münekkeri itibar etmede zorunluluk var. Ya cem'i münekkeri de bu kısımlardan birinin içerisinde sokma zorunluluğu var. Sokmamız gerekir. Buraya sokmayacak olursak başka bir yere de gelecek değil. Amma girmiyor. Müştereke zaten girmiyor. Yani am, ha, hasa girmiyor. Çünkü ne var burada? Tek fert yok. Fertler mülahazası var. E, da giremiyor. Çünkü fertler sınırsız değil, sınırlı. Bir takım diyorduk ya demin. E, hasa, Ama girmedi. Nereye koyacağız bunu? Bunu bir yere koyma zorunluluğumuz var. Onun için Molla Kusre bunu alıyor. Ne yapıyor? Bir kısım yapıyor. Has, am, müşterek müevvel. Nitekim diğerleri de has am arasında olan bir kısımdır diyorlar. Niye istiklalihi fi itibaril cem'i münekker cem'i -mün itibar etme konusunda zaruret var. Niye zaruret var? İstiklalihi bil vaz'i vaz'i itibarla müstakildir cem'i münekker. Bir vâdem indiraci fi sâilil aksam sâir hâsâ ah. müşterek bunlara girmiyor. Dolayısıyla mecburen burada Molla Hüsrev dördüncü kısım olarak neyi getirdi? Cem'i münekkeri getirdiği müevvelin yerine. Zaten müevveli getirenler de müevvel aslında müşterekin kısmıdır diyorlar. Peki. Şimdi devam edelim. humel murad bil vallu'i. Biz nasıl başladık bu dersimize? Birinci taksim. El yani birinci hasılun bir itibari vallu'ihi lehu lil mahne. Lafzı manaya vallu etme itibariyle tırt dedik. dedik. Vazı ile kast edilen nedir? Amun ne şahsi ve nev'i. Şahsi ve nev'inin ikisini de kapsamaktadır. Bu nedir? Cevabın amma hemu ennen nekiretel menfiyete amun. Lem yuda ve lem yuda limanen. Yani şahsi bir manaya vaz edilmiş değildir. Diyorlar. Nerede? La racule fiddari diyorsunuz. La racule dike kelimesi racül kelimesinde ne var vazı itibarıyla vazı şahsi yok. La rajul dedik ki racülde. Normalde racül kelimesinde vazı şahsi var. Ama la rajul dedik ki racül kelimesinde vazı şahsi yok. Ne var peki? Şimdi vazı genelleştirerek onu da tarifin içerisine alıyor. Ve Ha. La racüle fitdar ki racüle kelimesi nedir? Amdır. Peki onda ne var? Vazı şahsi yok. E ne var? Vat nev'i var diyerek. Yani vat'ı iki kısma çıkararak ne yapacağız biz burada? O la racule fiddarideki am kelimesini de içeriye alacağız. Vaz'ın içine sokacağız. Hümmel muradu bil vaz'i. Sonra vaz'ı ile murad "am" mine şahsi nev ve nev'i. Şahsi ve nev'i kapsayandır. Dolayısıyla fe yedhulu fil ammi en nekiretül menfiyyetu. Nefyedilen nekire de "am"a girer. Neden? Lianne laha çünkü bu nev'i olan lianne laha çünkü nefiden sonra gelen nekre için var. Vaz'an nev'iyyen vaz'i nev'i var. Kısa bir bölüm var. Onu da ekleyelim. Bugünkü dersi tamamlayalım. Ve kevnu umumiha Bu nekre-i menfiyenin la racule fiddardeki o racule la racule de yani nekreden sonra gelen racule onun umumunun olması, ne olması? Akliyen, akli olması. Laruriyen, zorunlu olması. Ne demek akli zaruri? Bir mana intifa ferdin mübhemin la illa bi intifa kulli ferdin. Şimdi bakınız. La ragüle müphem bir ferdi nefk edeceksiniz. Müphem bir ferdi nefk edebilmek ancak nasıl mümkündür? Zorunlulukla, zaruri olarak, aklen her ferdi nefk etmekle olabilir. Çünkü belirsiz bir fert var, onu nefk edeceksiniz. Belirsiz ferdi nefk edebilmenin tek bir yolu var. Tüm fertleri nefk etmeniz lazım. Onun için la racül ederken, fiddari evde hiçbir adam yoktur diyoruz. Sebebi ne? Zorunluluktan. Nedir o zorunluluk? Çünkü biz la ile neyi nefk edeceğiz? Müphem bir zatı nefk edeceğiz. Belli değil o. O zaman tüm fertleri nefk etmemiz lazım ki o da nefk edilmiş olsun. Onun için diyor ki, e, ee, nekreden sonra gelen nekreyi mefiye dediği nekreden estağfurullah nefiden sonra gelen nekere umumu akli ve zaruri olması hangi anlamda bir mana en entifa ferdin müphemin müphem ferdin nefyedilmesi lâ imkün illa intifa kulli ferdin la yunafi zâlike la racüledeki racül kelimesinin vak'ının nev'i olmasına aykırı değildir ve bil kesreti geride li kesir dedi Onunla kastettiği neydi? Mukabilül vahdeti. Vahdete yani tek olana karşıt olandır ki bir değil iki üç ilahiri. Dolayısıyla melu o kesret kelimesi şamil olur. El maneyeyni fesaiden. iki ve daha fazla manaya şamil olur. Ve bi kevnil efradi gayre mahsuretin fertlerin sınırsız olmasıyla da olması da şamil olur. Şimdi aslında ta şu geriden alalım onu. Biz ne demiştik geride? El-am. Ve'in kâne mevdu'an kesirin. Ve'in kesirin. Oradaki kesirlerle kastedilen, o kesretle kastedilen nedir? Vahdetin, tekin mukabili olandır. Dolayısıyla feşmelu el maneyeyni. Yani bir lafız birden fazla manaya şamil olur, birden fazla manaya vaz edilebilir. Fesaiden hatta daha fazla manaya vaz edilebilir. Buna şamil olur ve bil kesreti ve bir kevnil efradi gayre mahsuretin fertlerin amın tarifinde fertlerin sınırsız olmasıyla kastedilen e, onunla kastedilen nedir? Ella yekune fil lafzi şimdi am lafızda fertlerin sınırsız olmasıyla ne kastediliyor? Fertler sınırlı lafız am görüyoruz bunu birazdan misal vereceğiz. Es semavat gibi bununla kastedilen Ela yekune fil lafzi lafızda olmamasıdır. Ne delaletun alel inhisari fi adedin muayyemin belli bir sayıya e, zapt edilme sıkıştırılmanın olmamasıdır. Dolayısıyla feyedhulu fil am am kelimesinin altına girer es yedi kat semâ diyoruz bak sayısı belli. Sınırsız değil. Önemli değil. O semavat dediğinin zamanda belli kısmı tayin eden bir lafız yoksa es kelimesi nedir? Amdır ve nahmuha. بارتك اللهم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اسماعيل يا ندي سوند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد